İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Din edeptir. Sehl İbni Abdullah ki evliyadan büyük zat, bir kişi kendisinden istedi bir nasihat. Dedi, helal yemek dinimizin esası. Zira haram yiyenin kabul olmaz duası. Hem dahi bir Müslüman haramdan yerse eğer, onun 7 uzuda Allah'a isyan eder. Helalinden yer ise bir Müslüman da şayet, onun 7 azası yapar halis ibadet. Namaz kılan kimsenin değil ki elbisesi, haramdan olsa şayet sadece tek düğmesi, kıldığı o namazın borcunu öder fakat hiç sevap kazanamaz. İşte budur hakikat. Bir başkası nasihat istedi kendisinden. Buyurdu ki, kardeşim, din edeptir tamamen. Kimler ki edepten hiç nasip alamamıştır, onlar Hak Teâlâ'ya vasıl olamamıştır. Allah'a, peygambere, sonra ana babaya, aileye, evlada, komşu ve akrabaya, hepsiyle ilgimiz olduğuna göre hep göstermek gerekiyor, hepsine ayrı edep. Eğer Rabbine karşı edepliyse bir insan, ondan haya eder de yapamaz günah, isyan. Resulullah'a karşı edepliyse bir kişi, sünnet-i seniyyeye uygun olur her işi. Onun beğenmediği bir işi yapsa şayet, Resul'e edepsizlik yapmış olur o elbet. Zaten Resulullah'ın en büyük mucizesi, güzel edepliydi ki cezbederdi herkesi. Ana babaya karşı gösterirse kim edep, onların rızasını kazanmaya bakar hep. Sert söylemez onlara, incitmez kalplerini, yapar günah olmayan bütün emirlerini. Arkadaşlara karşı edep de mühimdir pek. Haşin davranışlardan şiddetle kaçmak gerek. Arkadaşı değil de ismini görse eğer, önünü ilikleyip önünden öyle geçer. Arkadaşa bu edep yapılmazsa bir kere, edepli olunamaz Allah ve peygambere. Edepsizlik ayrıca gurur ve kibir yapar. O kendinden gayriye, tepeden üstten bakar. Sert, kırıcı davranır ekseri yaranına. Herkes ondan çekinir, kimse gelmez yanına. Derler, uzak duralım, görmesin şimdi bizi. Belki bir şeyler söyler kalbimizi. Halbuki böyle felakettir bu zata. Zira Peygamberimiz buyurdu ki ashaba, şerrinden korkularak ondan uzak durulan, işte odur ziyade fena ve bedbaht olan. Kâfirlere karşı da edepli olmalı tam. Zira sırf kılıçla bu İslam. Küffar hayran kalarak eshabın edebine fevç fevç gelip girdiler isteyerek bu dine. Hasılı bir Müslüman edepliyse eğer, onu Allah da sever, kulları da çok sever. Sevdiğin kullarının hürmetine ilahi, bu edepten bir nebze ihsan et bize dahi. Devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam buyurunuz. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan İmam-ı Rabbani Kudüs'e şerif buyuruyorlar ki, ayet-i kerimede mealen "Vallahu basirun", Allah onların ne yaptıklarını görmektedir buyuruldu. Allah-u Teala her şeyi gördüğü halde insanlar çirkin işleri yaparlar. Aşağı bir kimsenin bile bu işleri gördüğünü bilseler vazgeçerler, yapmazlar. Bunlar ya Hak Teâlâ'nın görmesine inanmıyorlar yahut onun görmesine kıymet vermiyorlar. İmanı olana her ikisi de yakışmaz buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Suru. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz efendim. Hocam, birinci sorum, düğün salonunda, şimdi düğün salonlarını bilirsiniz, geniş. Ortasında bir tane işte insanların geçmesi için yol var. Sağda solda da sandalye, masa var. Şimdi böyle bir ortamda yani kadın erkek ayrı ayrı sandalyelere, masalara otursalar, yani o girişin bir sağına kadınlar, soluna da erkekler otursa. Bu şekil düğün salonunda acaba mevlid ya da işte Kur'an-ı Kerim okunarak düğün yapılması uygun mu acaba? Yani kapalı değil kadınla erkek ama ayrı ayrı yerdeler. Peki efendim. Bir de hocam, diş dolgusu sebebiyle Malik'i taklit ediyorum ben de. Maliki mezhebinin gusüldeki farzlarını yapmış olsak sadece, yani ağzımıza burnumuza su vermesek, Hanifi'm normalde, guslümüz olur mu acaba? Diğer bir sorum hocam, içinde yağ, pirinç, mercimek vesaire olan Ramazan paketini sadakayı, fıtır, işte zekat veya yemin kefareti olarak vermemiz uygun olur mu? Hocam 3 demiştin de bir soru da sonradan aklıma geldi, kusura bakmayın ya. Şimdi bizim çocukta gusül, abdest ve namazda vesvese var. Yani birkaç sefer alıyor, gusülü birkaç sefer abdest alıyor. Namazı kılmadım, tekrar kılayım falan diyor. Onun için bir şeyler söylerseniz size zahmet. Peki efendim. Allah razı olsun hocam, hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz. Hayırlı günler Mustafa Bey, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler efendim. Hocam sorularımız vardı. Kardeşim 14 ton civarında turşuluk salatalık sattı. Şimdi bunun benim sorduğumdan haberi yok. Bunun uçurunu nasıl hesaplayacağız? 3 lira 10 kuruş. Maksimum fiyat 50 kuruş. Minimum fiyat. Peki efendim. Buralarda şimdi kurak geçtiği için ben Mustafa Bey'in köylüsü durumundayım. Etini evet. yeşil balya olarak biçiyorlar. Yani tanesini alma yok. Bunun uçunu nasıl vereceğiz? Ben şahsen kendimi 80 balya civarında çıktı. Bunu nasıl vermem gerekiyor? 80 balya ne o? Yeşil ekin, arpa, buğday, çavdar. Kurak geçtiği için diyor hocam, bu şekilde ot olarak artık ya da saman olarak kullanacaklar herhalde. Evet. Peki efendim. Bir de hocam bir tane erkek dişi hayvanımız var. Bunu akik olarak mı kesmemiz gerekiyor? Nasıl kesmemiz gerekiyor? Nasıl hayvan? Çift cinsiyetli yani. Hem erkek hem dişi. Peki anlatabildim efendim. Mi? Tamam, anlaşıldı efendim. Allah-u Teala razı olsun hocam. Dualarınızı muhtacız. Estağfurullah, teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Cümlemizden hocam. Bizden yana helal olsun. Aklınızı helal edin. Biz ettik, siz de edin efendim. Allah razı olsun. İyi günler. İyi günler efendim. Hocam buyurunuz. Efendim, şimdi düğün salonları, dinleyicimiz bir genelleme yaptı da, yalnız bütün düğün salonları, yani genelde dinleyicimizin ifade ettiği gibi yapılmış, bazıları da istisna olarak farklı olarak yapılanlar da var. Yani tek bir salon yapıyor. Düğün salonu olarak kadın erkek hepsi orada. İşte ortada işte konuşan edinin neyse çıkan dolaşanlar var. Bir kenarda kadınlar oturmuş, öbür kenarda erkekler oturmuşlar falan. Burada Kur'an-ı Kerim okunabilir mi? Hani karışık değil de ayrı ayrı oturmuşlar, birbirlerini görüyorlar. Yine birbirlerini görmeleri sebebiyle bu da uygun değil. Evet, Kur'an-ı Kerim okunabiliyor mu? Eğer sessizlik hakimse, başka bir de haram bir şey de yoksa okunabilir. Okunabilir. Ama yani okumamak, böyle yerler yine tercih edilir. Yani kitaplarda Allah Teala'nın kelamının zikredildiği yerde haram veya harama yakın ya şüpheli şeylerin bulunmaması. Çünkü onun bereketinin hasıl olması için haram işlenmemesi, şüpheli şeylerin bulunmaması ve bir de Allah Teala'nın kelamına hürmet ve saygı bakımından pek uygun görülmüyor. Peki, günah olmaz mı hocam? Günah olur tabii ki. Netice itibariyle aynı ortamdalar. Birbirlerini görüyorlar. Ha, bir de dinlenmiyor yani. Bir de dinlenmiyor. Zaten falan. Bir uğultudur, devam ediyor. Çocuk sesleri falan. Dolayısıyla yani böyle yerlerde Allah Teala'nın kelamı yerine başka şekilde. Ya şu konuşmalar bile dinlenmiyor. Beni çağırdılar. Ondan sonra da böyle buz gibi soğudum. Yani düğünlerde. Zaten adam oraya gelmiş falan. Seni dinleyecek halde değil. Hele dini konular falan filan. Ona da gerek yok. O da biliyordur zaten onu. Ha, ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Allah Teala rahmet eylesin. Emre abiler ne güzel bir yol gösterdilerdi. Yani böyle düğünler falan olduğu zaman hemen saat kaç? Diyelim ki 19 akşam. 19. Bakıyordum Emre abi 19'da tak orada. Hemen yemekler dağıtılıyor, başlıyor. Ondan sonra yemekten sonra bir dua. Emre abiler o duadan sonra da bir 15 en fazla 20 dakika. Ki o da mesela böyle diyelim ki latifeli, on sana menkıbe ağırlıklı din büyüklerin hayatlarından anekdot diyorlar şimdi, öyle bir kesit. Hemen kapatıyorlar. Toplamı yemek, dua, o konuşma bir saat tutuyor. 19'da geldi, 20'de adam çekip gidiyor. Şimdi 19 diyor, 21 oluyor, hala da ortada bir şeycik yok. Bazen mesela bizi çağırıyorlardı falan. Saat 19'da geliyoruz, hem anlatmaya başla. Ne yapacağız? 21'e kadar sen anlatacaksın. Kim dinleyecek? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Gelmiş 3-5 kişi masada orada oturuyor falan. Onlar langır nungur nungur konuşuyor. Öbürsü langır nungur nungur konuşuyor. Zaten adam oraya aynı şekilde onun için gelmiş. Bir de yani diyor ki bu adam ne yapar orada langır nungur konuşup duruyor falan. Ne diyor bu ya diyor. Dolayısıyla yani bir iş yaparken faydalı bir şey olsun. Yani boşluk doldurur gibi falan. O da saygısızlık olur. Yani onun için böyle düğünleri falan da ben hani arkadaşlardan veyahut da şey yapanlardan oluyordu falan. Gitmiyordum. Gitmiyorum da. Yani böyle de, şimdi de pandemi var zaten de. Gitmiyorum. Çünkü fayda değil. Zarar hasıl oluyor. Peki ne yapacaksın? Ya yapılacak şey zaten aynı şekilde. Emre abi de bize bir ölçü koymuş. Arkadaş 19'sa 19'da başlat bunu. Zaten 19 diyorsun sen, 19 diyorsun, adam 21'de geliyor. Yemeği de vermiyorsun onlar gelinceye kadar. 19'da gelenin ne kabahati var? Onun zamanını niye çalıyorsun, niye anıyorsun, niye gasp ediyorsun? Böyle bir hakkın var mı? Benim düğünüm, senin düğününse kusura bakma da sen 19'da ben geldim. Yoksa zaten gidiyorum, bakıyorum falan, verecek misiniz yemek veren? Yemeği hiç gelmedi mi buraya? Yani benden bir şey talep ediyor musunuz? Benim işim var, kusura bakmayın, Allah'a ısmarladık çekip gidiyorum. Kusura bakmasın, olmaz öyle şey ya. Ya zaman konusunda mesela tam Saadet-i Ebediyye kitabını yazan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi hazretlerinin yani hayatında yaptıkları hassasiyet var. Ve bir dakika geç geleni almıyor evine. Mesela talep etmiştir. Talebesine işte saat 20'de gel. 21 geçe geldiyse, zili çaldıysa açmıyor kapıyı. Zamanında gel. Ve bir şey öğretiyorlar burada. Zaman çok kıymetli. Başkasının zamanını çalmaya, başkasının aynı şekilde orada bekletmeye. Senin zamanın kendine göre boldur, eğlenmek istiyorsun. Eğlen arkadaşım. Ama yemek şu saatte, ondan sonra şu olacak, o saatte de gel. Öyle yaparsan ona dikkat edilir. Peki efendim işte geç geliyorlar. Zaten ondan sonra vatandaş ya zaten aynı şekilde başlatmazlar. 19 diyorlar ama daha o işte 9'u bulur, 10'u bulur. İşte çünkü o da biliyor. İki tarafta kaypak davranıyor yani. Olmaz öyle şey. Dolayısıyla efendim işte dostlar alışverişte görsün kabilinden bir Kur'an-ı Kerim okunu versin canım. Bir de ilahi söyleni versin. Dini olarak yapıverdik biz bunu. Ya dinle bir alakası yok. Kusura bakmayın. Aynı şekilde vaziyeti kurtarmak gibi bir şey bu. Ya şimdi Allah Teala rahmet eylesin. Bu zamanda Enver abiler bir yol göstermiş. Bir ölçü bildirmiş. Niye ona uymuyorsun? Ona uymadığın için de ne senin düğününe doğru dürüst gelip iltifat edenler var, ne de öbürüsü de var falan. Yani kaç tane öyle düğüne gittim yani, yakınlar tanıdılar, çağırdılar falan. Dedim bakın, bir saattir bekliyorum. Bir saattir bekliyorum, ben gideceğim. Abi işte yememizi, ya bir saattir beni niye bekletiyorsun? Benim zamanımda çalma hakkın yok arkadaşım ya. Saat 19 dediyse ben 19'da geldim. Saat 20 olmuş, ortada bir şey yok daha. Ortada bir şey yok daha. Olmaz öyle şey. O çok yanlış bir şey. Bu evet işte biz Hüseyin Hilmi Efendi'yi gördük. Onun sohbetinde de bulunduk. İşte gittik, kendisiyle de görüştük. Kitabını da okuyoruz falan. Ama hiçbir değişiklik olmamış bir arkadaşım ya. Hiçbir değişiklik olmamış. Hayatına hiçbir şey geçmemiş. Görsen ne olur, görmesen ne olur? Görsen ne olur, görmesen ne olur? Yanında bulunsan ne olur, bulunmasan ne olur? Hiçbir şey yok. Şimdi bir tabir geçiyor da, kitap yüklü merkep gibi ifadesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Kitap yüklü merkep. Hakikaten merkebin sırtına en kıymetli kitapları yüklemiş olsan, yani eşek eşektir yani, değişmiyor ki yani bundan. Eşek değil. Önemli olan o kitabın içerisindekinin hayatına aynı şekilde intikal etmesidir. Yani bu insanları bekletme hakkım yok. Başkasının zamanını çalma hakkım yok. Olmaz o. O yanlış bir şey. Efendim işte hafta sonu yapıyoruz biz yani. Herkesin zamanı geniş. Nereden biliyorsun herkesin zamanı geniş olduğunu? Sana mı ayıracak? Çoluğu çocuğu vardır. Veyahut da aynı şekilde başka program vardır. Niye meşgul ediyorsun? Emre abinin programı uygula. Bir saat içerisinde yemeğinde, duanda, 5-10 dakika konuşmada hepsi tamamlanır gider. Tamamlanır gider. Eğer konuşma gerekiyorsa ve ihtiyaçsa. O konuşmayı da öyle aralam, gürelem falan filan böyle emir vererek değil. Hele bu zamandaki insanların hiç böyle şeyleri, tahammülleri falan da yok. Ona göre ayarlaması gerekiyor efendim. Efendim gelelim dinleyicimizin diğer sualine. Ben dedim Maliki mezhebini taklit ediyorum. Yani dedi herhalde bir zaruri bir durum var galiba dinleyicimizin. Yani gusül alırken de ağza burnuna su vermesek yine guslümüz olur mu? Olur. Yani Maliki mezhebinde ve Şafii mezhebinde gusülde ağzının içerisini yıkamak farz değil. Sünnettir ikisinde. Olur ama bir hastalık, bir zaruret söz konusu olmadığı müddetçe yine ağza burnuna su vermek lazım. Hanefi'den çıkmış olmuyoruz zaten. Tabii çıkmış olmuyoruz. Efendim dinleyicimizin bir de sadakayı fıtırla alakalı olarak, hatta yemin kefaretini de onun içerisine dahil etti dinleyicimiz de. Bu Ramazan-ı Şerif'te yardım kolileri var. O yardım kolisinin içerisine 1750 gram un veya bunun bedeli olan şeyler dolduruluyor. Mesela un konuyor. Ondan sonra ne bileyim bulgur, pirinç, neyse buna benzer şeyler konuyor. Yani 1750 gram unun bedelinden fazlası konuyor oraya. Evet. Hatta bir koli 2 kişilik, 3 kişilik bir sadaka fıtır yerine de geçebilir mi? Geçebilir. Hanefi mezhebinde kurtarabilir mi? Kurtarabilir. Peki yemin kefareti olarak geçer mi? Geçmez. Niye? Çünkü yemin kefaretinde 10 fakire ayrı ayrı vermek gerekiyor. Sen bir koliyi birisine verince sadece bir günlük bir fakire vermişsin. Daha 9 günlük var. Üzerinde duruyor. Olmaz o. Olmaz o. Adak olsaydı olurdu. Çünkü adak olunca ayrı ayrı vermek gerekmiyor. Yemin kefaretinde ayrı ayrı gerekiyor. Oruç kefareti. Mesela 60 gün oruç kefaret tutamayacaksa 60 ayrı fakire vermesi lazım buyuruluyor. Orada da ayrı ayrı veriliyor ama adak da öyle değil. Mesela diyelim ki benim şu işim olursa 100 tane İslam ahlakı birisine 100 İslam ahlakı adağım olsun dedi. Tamam adağım olsun dedi. Bir fakire 100 İslam ahlakını vermiş olsan o adak yerine gelir mi? Gelir. Yemin kefareti olarak mesela 10 tane kitap verecekti bir yemin için. 10'unu bir fakire versen bir günlüğünü vermiş olursun buyuruyor. Oruç kefareti için aynı şekilde 60 tane kitap vermen lazım. 60 ayrı fakire. 60'ını bir fakire versen sadece bir günlüğüne 59'u kaldı daha buyuruluyor. Kitaplarda öyle bildiriliyor. Efendim bir de dinleyelim. Oruç kefareti için de kitap verilebiliyor mu hocam? Efendim Saadet-i Ebediyye'de yazıyor. Orada buyuruyor ki. Ama özür dilerim şunu da sorayım. Tutamayacak durumda olan mı verecek bunu? Ha, zaten öyle yazıyor. Mesela evet. Diyelim ki yeni diyabet hastalığına yakalanmış. Diyabet hastalığına yakalanmış ama diyabet hastalığına yakalanmadan önce, yani kendisinde şeker hastalığı görülmeden önce kefaret bile orucu yemenin cezası. Hastalık yok, susuzluk yok, açlık yok, ya yesem ne olur dedi yedi. Bu cezadır 60 gün. Ondan sonra da tutacağım ben bunu, evet cezayı yerine getirmem lazım derken şeker hastalığına yakalandı. Yani, tutacak durumda değil artık. Tutacak durumda değil. İşte Saadet-i Ebediyye de buyuruyor ki o zaman buyurlar oruç kefareti içinde her gün için 1750 gram un veya bunun bedeli. Bunun bedeli kitap olarak da verilebiliyor. Dolayısıyla 60 tane İslam ahlakı. Yok efendim benim durum biraz daha iyi. O zaman 60 tane Saadet-i Ebediyye kitabı. Hatta bir arkadaşım birisi geldi ya dedi benim böyle bir tereddüdüm var dedi. Ama oruçta tutamam 60 gün tutamayacak durumdayım dedi. Rahatsızlığım var. Bunun dedim çıkış yolu yok mu? Var dedim kitap. Ne kadar dedim senin durumun ne? Mesela dedi 60 dedim kitap İslam ahlakı. Yo dedi durumum dedi ondan daha fazla. O zaman dedim 60 Saadet-i Ebediyye. Ben dedim nasıl dağıtacağım bunu dedi 60 kişiyi bulamam. Sen bana vekalet ver parasını ver bana. Öyle ya. Ya kitapları 60 tane Saadet-i Ebediyye kitabı al getir bana. De ki oruç kefaretini vermek üzere seni vekil ettim de veya bunun parasını ver bana. Benim oruç kefaretim var. Bunu ödemek için seni vekil ettim de. Biz de o zaman 60 tane Saadet-i Ebediyye kitabını alırız. 60 ayrı fakire veririz. Çevrenizde fakir çok nasıl olsun? Evet çevremizde fakir çok. Fakir vekilleri de çok kimse duymasın da. Zorluya zorluya 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. Hatta bir tanesi 20 tane var üzerinde vekalet. 20 evet. Fakir vekalet vermiş. Tabi arada sırada o fakirleri kontrol etmek lazım. Zengin oluverir tamam mı? Zengin olur mu olur? Olur tabii. Tabii onlara da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla oruç kefareti için de kitap verilebiliyor. Efendim dinleyiciniz bir de çocukta vesvese var. Efendim kitaplarda özür dilerim. Bir ifade geçiyor da vesveseliğe ve aşığa söz tesir etmez. Vesveseli ise aşıksa buna söz tesir etmez. Şimdi vesvese neden kaynaklar? Mesela kitaplarda buyuruyor ki yeni girdiyse daha dinin o konudaki bildirdiği hükmün iyi anlaşılmamasından kaynaklanır buyuruyor. Dini konularda vesvese ediyorsa. Yok dini konularda hassasiyet sebebiyle vesvesesi orada çıkabilir. Mesela değişik şekillerde olabilir. Zaman zaman anlatıyorum ben Milli Eğitim'de çalışırken bir tane 45-50 yaşlarında bir kadın müfettiş geldi. Evet. Kadın eldivenle dolaşıyordu yaz günü ya. Kapı kollarına aynı şekilde mikrop bulaşacak diye yani hastalık bu. Vesvese de bir nevi hastalık. Kendi kurtulabilir gayret ederse ama gücü yetmiyorsa doktor yardım almalı. Doktor yardımı almalı ve burada da yapmamalı. Safsaflamamalı. Ya olur geçer falan filan dememeli. Çünkü kendi yenemiyorsa bir de bu konularda insan mesela midesi ağrıyor veyahut da gözünde rahatsızlık var, kulağında var, derisinde bir şey olmuştur. Hemen doktora gidebiliyor. Ama sinirsel bir şey olduğu zaman çekiniyor. Bana deli diyecekler. Ya arkadaşım senin gözün aynı gibi organ. Sinirlerinde bir organ. Gözün hasta olur, dilin hasta olur, burnun hasta olur, miden hasta olur da sinirlerin hasta olmaz mı? Olur. 50 kiloluk yük çekiyordun. Bir ara bir geldi 70 kilo. Orada zorlandın. Padanaj yapıyorsun. Dolayısıyla doktora gitmek ve destek almak lazım. Üstünü de örtmemek lazım. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Kardeşim dedi 14 ton salatalık sattı dedi. Bunun durum biraz karışık Mustafa Bey. Sizin hemşeri de sayılırmış bu. Sizin oralarda falan salatalık yetiştiriyormuşsunuz. Bize hiç haberi de vermiyorsunuz. Evet hocam ben sadece yumurta biliyordum böyle. Yok bizde çok şey var hocam. Övünmek gibi olmasın diye anlatmıyoruz. Arada bir aynı şekilde böyle salatalıkta getirirsen mi görürüz yani. Tamam inşallah. Ya oradan da buraya kadar salatalık gelir gider. Neyse ya bazı dinleyiciler bunu ciddi zannediyor öyle alınmasınlar. Evet. İşlerinde alınmasınlar. İşlerinde alınmasınlar. Şimdi karışık olan yer neresi hocam? 14 ton salatalık. Bunun 10'da birini vermeyecek mi? Ya da 20'de birini? Verecek. Şimdi salatalığı elde edince bunu netice itibariyle kuyudan çektiği su veyahut da motorla suluyor. Evet. 20'de bir verecek. Yani 20 tonda bir ton salatalığı verecek. Veya bunun bedelini altın olarak verecek. Altınla da alıp vermiyorsa altınla devrini yapacak, kağıt para olarak verecek. Peki salatanın kendisine verebilir mi? Verebilir. Ama şimdi 20 tonda bir ton salatalık kimi dağıtacak ki? Yani orada salatalık yetişiyorsa o bölgede de bir sürü salatalık var. Kusura bakma hemşerim der ya götür tarlaya gübre diye döktü deyiverir yani değil mi? Ben verecek yer arıyorum der. Tabii. Şimdi köyde dolaşacak hali yok onların. O zaman aynı şekilde altınlar devrini yapar. Karışık olan tarafı şu. Biz diyor bunu sattık. Ya önce bir, yani bu salatalıktan iki türlü şey çıkacak. Bir uşur verdi. Sattı, satınca da aynı şekilde şekil değiştir, ticaret malı oldu. Eğer para olarak bu kimse dinen zenginse, yani 96 gram altın. Peki uşurda dinen zenginlik aranıyor mu? Hayır. Oradan hesap yok. Ha, İmam Muhammed Şeybani Hazretleri 5 vesk diyor. O da 1200 kilo falan ediyor falan. Bir buçuk tona yakın. Şimdi böyle kendi yiyecek kadar falan salatalık, domates, biber ekenler İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştahına göre uşur vermezse günah olmaz. Ama İmam Hazan Übani Hazretleri buyuruyor ki yok diyor. Yani topraktan çıkan az olsun çok olsun. Ne çıkarsa çıksın. Onun diyor 10'da birini veya 20'de birini vereceksin buyuruyor. Tamam mı? İmam Hazan Übani Hazretleri'nin iştahı böyle. Şimdi orada şekil değiştirdi ya satınca. Ticaret malı oldu. Ticaret malı oldu. Elinde de 96 gram altın karşılığı para veya daha fazlası var. Bu sattığı salatalıktan elde edilen para da diyelim ki bir ay sonra da şeyini, zekatını verecek o paranın, elindeki paranın. Bunu da ona dahil ediyor. Oradan da 1/40 zekatını verecek bunu. Ha, biraz tuhafına gelebilir dinleyicilerimizin. Aa, siz anlatıyorsunuz işte bir koyundan 2 poz çıkmaz. Ama burada şekil değişti. Ticaret malı oldu artık. Ama o salatalığı uşunu verdikten sonra hani bekletme ve bozulmadan koruma imkanı olsa 14 ton salatalığı depoya attı. Uşunu verdi. Seneye bir 14 ton daha aldı. Veya ikinci mahsul olarak tekrar aldı 14 ton diyelim. Efendim işte 14 ton da depoda duruyor. 28 tonunkini mi verecek? Hayır. Sadece yeni elde ettiği 14 tonu verecek. Onu karıştırmayacak artık. Ama sen onu salatalık olarak veya buğday olarak yahut da nohut olarak yahut fasulye olarak muhafaza etmiyorsun. Paraya dönüştürdün. Para veya ticaret malı şeklini çevirdin. O zaman artık oradan tekrar zekat vermen gerekiyor. Efendim gelelim bu şimdi sık bu dini İslam'a da geliyor bu sualler. Mesela Saadet-i Ebediyye'de 30 zamanın uşur olmaz buyuruyor. İşte gazetelerde başladı. Urfa'da, ondan sonra Konya Ovası'nda buğdayları şey yapmamış, koyunları salıvermişler tarlalara. Kıtlık geliyor yani. Şakası yok bu işin. Tabii iki taraflı da. Bir, yiyenler olarak biz ankörlük ettik. İki, ekenler olarak onlar da uşur vermiyordu. Onlardan ankörlük etti. Allah-u Teala da buyuruyor ki beni unutursanız rızkınızı kısarım. Hadi buyur işte. Ne oldu? Buğday bitmedi. 40'ta birini vermiyordun ama şimdi onu da bulamıyorsun. Birini de bulamıyorsun. Hepsi gitti. Hani Allah rahmet eylesin Nasrettin Hoca merhum için anlatılır ya. Rüyasında belirsiyle böyle alışveriş yapıyor falan. Bu 100 altın istemiş. Öbürüsü de ya demiş 98 olsun falan. Pazarlık yaparken gözü açılmış. Uyanmış. Bir bakmış rüya olduğunu aynı şekilde anlayınca demiş tamam demiş ya 98 olsa ver. Ona da razıyım. Yani bir tane bile razı ama yok rüya. Dolayısıyla Allah-u Teala rızıkları kısar. Şimdi buğday ne oldu? Saman haline geldi. Değil mi? Evet. Yani elde ettiği bir tane yok. Yani dinleyicimiz diyor ki biz bunları diyor yeşil balyalar halinde alıp satıyoruz. Sattı, ticaret mal oldu. Elinde kalırsa oradan zekat verecek artık. Onun otun samanın şeyi olmaz buyuruyor. Efendim bir de dinleyicimiz ben ilk defa duyuyorum Mustafa Bey ya böyle oluyor muymuş hayvanlarda da çift cinsiyet? Oluyormuş demek hocam. Evet oluyormuş demek ki. Hani bizim bilmememiz veya karşılaşmamız bunun yok olması manasında değil. Varmış. Şimdi dinleyicimizin sorduğu sual. Dedi bu dedi hangi niyetle kesilecek? Efendim şimdi kurban anlatılırken orada işte siyahı beyazından, beyazı siyahından, işte koyun koçtan, koç koyundan veyahut da erkek dişi keçiden, keçi erkekten öyle bir ayrımı var. Hani eftal olma bakımından ayrımı var. Eftal olma bakımından. Ama çift cinsiyette hayvan kesilir kesilmez diye herhangi bir şey söz konusu değil. Hani keserken de biz bunu erkek diye kesmiyoruz, dişi diye de kesmiyoruz. Öyle bir niyetimiz de yok. Kitaplarda öyle bir şey de yazmıyor. Dolayısıyla hani dinleyicimizin hatırına gelmiş, ona gerek yok, hatırlaman da gerek yok. Netice itibariyle bu hayvan diri midir? Diridir. Ondan sonra yürüyor mu? Yürüyor. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Bu dana da olsa, koç da olsa, erkeş de olsa, yani ne dersen de yani. Kesilir mi? Kesilir. Sadece Saadet-i Ebediyye'de insanlar anlatılırken orada buyuruyor ki mesela çift cinsiyetlidir. Hangisinden ihtiyacını görüyorsa o cinsiyetten kabul edilir diye bir ifade var. Yani idrarı erkek gibi midir, kadın gibi midir? Hangisinden, hangi organdan? Buna göre bir hüküm verilir buyuruluyor. Ama hayvan için yani ha erkek kesmişin, ha dişi kesmişin, ha çift cinsiyetli kesmişin, buna erkek mi niyeteceğiz, dişi mi niyeteceğiz, öyle bir şey söz konusu değil. Bismillah, Allahu Ekber denir, kesilir hayvan ve yenir. Başka bir şey de söz konusu değil efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Efendim biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı muteber olan lisan-ı haldir. Allahü Teala hiç kimseyi amir, tüccar veya patron olarak yaratmadı. Bunlar birer sıfattır. Bu sıfatlara sahip olanlar, büyükleri tanıyıp bu yolun kıymetini, hizmetlerin önemini bildiği halde, bunları dine hizmetle, diğer kullarına İslamiyet'i bildirmek, doğru kitapları yaymak için kullanmazlarsa vebal altında kalırlar. Allahü Teala bize İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi vazifesi İslamiyet'i bildirmek olan mübarek zatları tanıttı ve sevdirdi. Madem ki biz bu zatları sevdik, onlara tabi olduk, peki dedik, o halde asıl işimiz İslamiyet'i anlatmak ve sevdirmek olmalıdır. Eğer insanlar bizi sevmezse, bizim anlattığımızı nasıl sevsin ve bizi nasıl dinlesin? Aksine yanımıza gelmez, bizden kaçarlar. Demek ki İslamiyet'i sevdirmek için önce kendimizi sevdirmemiz lazımdır. İnsanların bizi sevebilmeleri için de Allahü Teala'nın bizi sevmesi lazımdır. Allahü Teala bir hadis-i kutsi'de nefsine düşman ol, çünkü nefsin bana düşmandır buyuruyor. Eğer biz kendimizi beğenip nefsimizin peşinde gidersek Allah bizi sevmez. Allahü Teala'nın sevmediğini kulları nasıl sevsin? Allahü Teala'nın bizi sevmesi için de nefsimizi sevmeyeceğiz. Kendimizi, ibadetimizi ve işlerimizi beğenmeyeceğiz. Bilakis kendimizden iğrenip hep nefsimizle hesaplaşmalıyız. O zaman insanlar elde olmadan bizi sevmeye başlar. Çünkü sevimli ve mübarek olan ruhtur. Nefsimiz inledikçe ruhun halleri yani güzel ahlak ortaya çıkar. Ondan sonra da insanlar bizi sever. Müslüman, yanına gideyim de istifade edeyim, o mutlaka bana güzel şeyler söyler, bana dua eder diye hasreti çekilen, yanına sokulmak ihtiyacı duyulan kimsedir. Eğer insanlar, yahu boş ver, şimdi gideriz, adam bize bağırır çağırır, bir laf söyleyip moralimizi bozar, şu yan taraftan geçelim diyorlarsa, bu çok tehlikelidir. Böyle bir kimsenin son nefeste imansız ölmesinden korkulur. İnsanların bizden kaçmasının sebeplerinden biri de iş icabı verilen mevki, makam ve sıfatlarımızdır. Halbuki makbul olan o mevkiler, makamlar değildir. Bunlar yüzünden insan aczini unutup başkalarına tepeden bakmamalı. Yanına yaklaşılmaz biri olmamalı. İslam ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Müslüman, hasreti çekilen insan demektir. Herkes bizim için ah bir görsek, bir dinlesek demeli. Böyle olursak dinimiz hakkında bir şeyler anlatmaya lüzum kalmaz. Herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Bunun için lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır denmektedir. Yani hal ile örnek olmak, dil ile konuşmaktan daha güzel bildirir, daha tesirlidir. Onun için muteber olan lisan-ı haldir. Bir Müslüman hiç konuşmasa, yalnız alışverişiyle, giyinmesiyle, namaz kılmasıyla, davranışlarıyla örnek olarak İslamiyet'i yayabilir. Bir başkası çok konuşur fakat yaşayışı İslam'a uymadığı için insanlar onun yüzünden İslamiyet'ten uzak durur. Buysa felakettir. Ticaretle de uğraşan mübarek bir zat, bir gün dinden uzak yaşayan bir kimseyle ticari ortaklık kurmaya çalışırken, o mübarek zatın sevdikleri, "Aman efendim, bununla iş yapılmaz, bunun çok kötü icraatları var" diye ikaz ederler. Mübarek zat da cevaben, "Eğer bu kansa biz su olmalıyız. Kan kanla temizlenmez, suyla temizlenir. Hem bununla ortaklık yapmak zorundayız" buyurur. Anlaşma imzalanır, o kötü kimse gerçekten de sözünde durmaz, şirketi zarara uğratır. Mübarek zat ortaklığı bitirir. Fakat %100 haklı olduğu halde o kimseyi mahkemeye vermez. Bu olaydan bir müddet sonra o kimse gelir ve mübarek zata der ki, "Eğer ben sizin yerinizde olsaydım, siz de benim yerimde olsaydınız, ben sizi mahkemeye verirdim ve zararımı fazlasıyla alırdım. Siz bunu bana yapmadınız. Sonra sizin hallerinize, sözlerinize baktım ve sizin bu hareketinizin İslamiyet'ten kaynaklandığını anladım. Siz dindarca hareket ettiniz, benimse İslamiyet'le hiç alakam yoktur. Ben din iman bilmiyorum. Ama bu davranışınızdan ötürü elimde olmadan sizi ve güzel ahlakınızı sevdim. Ben sizi sevince de İslamiyet'i sevdim. Ben şimdi kurban kesiyor, uçağa binmeden önce sadaka veriyorum. Fakat dindar olduğunu söyleyip aksi şekilde davranan kişilere olan nefretimden dolayı düne kadar dinime karşıydım. Şimdi anladım ki İslamiyet yalnız onların yaşadığı gibi değilmiş. Lütfen bana Müslümanlığı anlatın." İşte lisan-ı hal böyle tesirlidir. Su kanı yıkadı ve o kimse mertliği, dürüstlüğü, Müslümanlığı gördü ve hayran oldu. İslam ve Toplum.